Merhaba. Bu uygulamamızda Excel'deki bir veri Word'a nasıl aktarırız, ne şekilde aktarırız? Onunla ilgili kısa bir uygulama yaptım. Şimdi arkadaşlar şurayı silelim. Bazı renkler dedim arkadaşlar. Hani aktarırken bazı farkları görünüyor. Yapacağınız program şunu yapacak. İşinize yaramıyorsa zaman kaybetmeyin istemiyorum. Şöyle tıkladığınızda arkadaşlar direkt bir tane Word belgesi alacak. İçine atacak bu Word belgesini. Biz deneme kaydedik. İsmini biz verdik Word belgesini. Ayrıca bir de belki yerini bulamazsınız diye gelip hangi klasörü oluşturulduysa oraya şey yapacak. Bu klasörü bizim için açacak arkadaşlar. Genelde ben çalışmalarımda kullanmış olduğum Excel sayfası neredeyse yanında oluşturduğum dosyayı PDF olsun, Notepad olsun, hani diğer uygulama olsun yanına oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu olayı nasıl bir şekilde yaptık? Kodlarımıza bakalım ben. Arkadaşlar kodlarımız çok sade ve basit. Hani Word aktarmak VBA'yla gerçekten çok basit. En başa arkadaşlar bir hata olduğunda programa çökmedin, devam et. En sevmediğim şeylerden biri programın donmasıdır. Ne bileyim işlem yapmamasıdır arkadaşlar. Bir tane Word başlık, bir tane Word sayfa diye değişim oluşturduk. Ayrıca 3 tane de adı, yolu, uzantısı. Bazen doç olabilir, bazen docx kullanmak istersiniz. Bunu ayarlamak isterseniz bu değişken üzerinden yapabilirsiniz. İsterseniz bunları adını, yolunu, şeyini de bu çalışma sayfanızdan verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar. Demişim ben adını sayfa 8'in 3'ün 3'ünü alacağım demişim. Arkadaşlar sayfa 8 şu. Yani normalde arkadaşlar bizim sayfamızın alt tarafta gün Excel'in burada aktarma. Yani burayı ben kullanıcı değiştirebilir. Değiştirdiğim zaman yani sayfa ismine göre çekersem sıkıntı olur arkadaşlar. Ama sayfa 8 derseniz ki sayfa 8 arka planda bu sayfanın kayıtlı olduğu adı olduğu için bu sayfa 8 değiştiremezsiniz arkadaşlar. Kullanıcı bunu değiştiremez. O sebepten şu şekilde almak arkadaşlar bana daha güvenli geliyor. Sadece cell ya da range üzerine alırsanız hani ne bileyim şu sayfa aktif yapmışsınız, şurayı aktif yapmışsınızdır. Buradan başka sayfa üzerinden çalışıyorsunuzdur. Ha, şu an aktif olan neresi? Burası arkadaşlar. Şu sayfa cell ya da range derseniz çalıştır dediğinde bu sayfadaki aktif şeklin, aktif sayfa üzerindeki verileri bizim için getirir. O da ben çok güvenli buluyorum. Yani Excel metotlarının en güvenli sayfanın direkt arka plandaki sistemdeki kayıtlı adı üzerinden çalışmak her zaman daha güvenli arkadaşlar. Tavsiyem. Arkadaşlar sayfanın adını aldım. 3'ün 3'ünden. İşte 3'ün 3'ünden JSON'den. Şuradan. Daha sonra sayfanın yolu. İşte this, work, this is. İşte this workbook. Yani çalışma kitabım patı. Yani yolu. Yani benim Excel sayfam neredeyse oraya kaydettim. Yol orası olsun. Uzantısı da belgenin uzantısı da docx olsun arkadaşlar. Ki yeni sistemde docx kullanıyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Ben sonra bunların hepsini ne yapmışım? Sayfa 4.3'e işte yolunu, işte sayfanın adını, uzantısını birleştirmişim. Demişim ki işte şu C'nin altında, user'ın altında, Asus'un içinde, desktop'un içerisinde deneme.docx diye oluşturmuş arkadaşlar. Yolu, adı ve uzantısını burada göstermişim kaydedilen yere. Şunu kapatayım. Daha sonra ne yapmışız? Arkadaşlar daha önce bir tane Word başlat diye değişken oluşturduk. Sonra set ediyoruz. Yani diyorum ki öncelikle benim sisteme Word başlat diye bir tane objem olacak, değişkenim olacak. Bunun için alan yer. Eğer arkadaşlar dimden sonra işte ne bileyim s işte integer ne bileyim ya da string gibi bir şey yazmazsanız eğer ki ne yapıyor şey VB geniş bir alan bırakıyor arkadaşlar. Yani bütün ihtimalleri bu, yani bu diyor string olabilir, obje olabilir, integer olabilir, double olabilir, long olabilir. Yani onun için en geniş yer tutuyor arkadaşlar. Yani tavsiyem eğer büyük bir program yapıyorsanız o zaman değişkenlerin tiplerini tek tek buradan verirseniz daha mesela integer ise daha küçük bir lokal bir alan. Ne bileyim string ise daha farklı bir alan ayırıyor. Ne bileyim dizi ise daha farklı bir alan ayırıyor. Buradan işte s ile integer mı işte ne olduğunu söylerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Sizin için. Ben ama küçük programlarda arkadaşlar çok fazla fark etmiyor yani. Sonra geldik. Ben daha önce Word başlat diye değişkeni söylemiştim zaten. Şimdi set ettim. Yani bunu aktif ettim artık. Böyle bir sistemi artık sistemi içine koymuş oldum. Yani çalıştırmaya başladım. Ne yapmışım? Yeni bir obje oluştur demişim. Ne objesi? İşte Word Application. Yani bir tane Word dosyası oluştur demişim. Bunu bana ekrana göster demişim. İsterseniz arkadaşlar Word belgesi açılmış önemli değilse direkt şunu direkt false yaparsınız arkadaşlar. Arka planda yani o açar yapar arka planda içine kaydeder geri kapatır arkadaşlar. Siz hiç görmezseniz işlemimiz gerçekleşmiş olur. Sorun oldu arkadaşlar. Daha sonra bir tane de Word başlatan neydi? Daha önce Word Application dosyasıydı. Başlattı arkadaşlar. Document
Add. Yani bir tane sayfa ekledik arkadaşlar. Normalde sadece boş bir tane Word başlatıyor ama sayfa içine eklemiyor. Sayfa eklemişiz arkadaşlar. Daha sonra o sayfa ekle, farklı kaydet demişiz. Artık bir tane Word dosyası oluşturulup bir tane sayfa eklendi ve kaydedildi, hazır bekliyor arkadaşlar. Daha sonra B3'ten C7'yi kopyalamışım arkadaşlar. B3 ile C7 arasını, ki siz hangi alanı çalışıyorsunuz onları kopyalayabilirsiniz. Kopyala demişim. Word sayfasına range işte paste ya yapıştır demişim. Format 2. Arkadaşlar şu formatın üzerinde duracağız. Burası önemli. Formatın üzerinde duracağız. Daha sonra arkadaşlar yapıştırdıktan sonra aynı dosyamızı farklı kaydet demişim. Aynı yeri farklı kaydet demişim. Olayım bitmiş arkadaşlar. Eğer ki şu satırı create object shell application open yola, yani git o klasörü neredeyse o yolunu bul, o sayfayı aç. Hani belki adam kaydettiğiniz yeri bulamazsınız arkadaşlar. Eğer şurayı aktif yaparsanız, şu kodu aktif yaparsanız nereye kaydetsin gider onun için, ama pas yaparsanız görünmez. Ben arkadaşlar şimdi bir kere çalıştırayım. Kısalar false yaptım arkadaşlar. Tek değişen bu. Çalıştırdık. Bakın arkadaşlar işlem yapıldı. Alt tarafta Word belgesi falan açılmadı ama işlem yapıldı. Nerede? Deneme kaydında görünüyor arkadaşlar. Silme neden? Çünkü arka planda böyle bir işlem hala devam ettiği için onu silme arkadaşlar. Şunu true yaparsak arkadaşlar. Bakın alt tarafta açtı. Şimdi şeye gelelim arkadaşlar. Formatlar ne işimize yarayacak bizim? Şimdi gelelim. Bakın arkadaşlar format 0'dan başlayalım. Benim kopyaladığım yerlerde işte kalın font, normal font, işte sarı bölgeler, işte kırmızı yazılar var arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın arkadaşlar aynı şekilde aldı. Aynı şekilde format girdi. Şimdi arkadaşlar bakın bu format 1, pardon format 0 aynı şekilde aldı. Bunu format 1 yapayım arkadaşlar. Tekrar çalıştırayım. Bakın arkadaşlar format 1'de de aynı şekilde aldı. Bunu format 2 yapayım arkadaşlar. Format 2 yaptığımızda bakın arkadaşlar. Bunu ne yaptı? Şu içerideki şeyleri almadı arkadaşlar. Normalde sarı ve kırmızı olan yerleri şunları almadı. Sadece onları siyah yazdı. Siyah yazdı geçti arkadaşlar. Yani bu format olayı şuna benziyor biraz. Ne bileyim. İşte çalıştırayım bir daha. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle kopyaladığını düşünün. Normal mesela elinizi açmış olsaydınız sağ tıkladığınızda bak yapıştırma seçeneklerine bak farklı farklı formatlar geliyor arkadaşlar. Bundan da ilişkili arkadaşlar. Hani içerisini değiştire değiştire farklı yordamları kendinize bulabilirsiniz arkadaşlar. Başka anlatacağımız yeri var mı? Şu da arkadaşlar sadece o dosya görünsün mü görünmesin mi dosyayı. Şunu kapattığım zaman, pasif hale getirdiğim zaman çalıştırıyorum. Bak işlemi yaptı ama o şey klasörü açmadı arkadaşlar. Bulundu klasörü. Bunu aktif yaparsanız klasörü de açar arkadaşlar. Arkadaşlar şeyimiz bu kadar. Programımız bu kadar. Kafanıza takılanmış olursa bu şeyleri yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanlış anlattığımız yerler varsa kusura bakılmasın. Abone olursunuz. Sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ederim.